Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere boncuklu çantamızın yapımını göstereceğim. Şöyle. Malzemelerimiz, ipimiz 4 numara polyester makreme. Tığlarımız 4 numara tığ. Tabanını boncuk yerine gelene kadar 4 numara tığla çalışacağız. Daha sonra üst tarafını da 3 numara tığımızla çalışacağız. Boncuklarımız benim plastik boncuklarım, tahta boncuklar da kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. 500 gram boncuğumuz yeterli geliyor bir çanta için. Şimdi başlangıç olarak 4 numara tığımızla 35 zincir çekiyoruz. Siz bunu büyüklüğüne göre artırabilirsiniz de, küçüklüğüne göre kısaltabilirsiniz de. Çantanın ebatı size kalmış bir şey. Ben normal boyda size boncuklu çantayı göstereceğim. 35 tane zincir çektikten sonra üstüne her bir zincirimize sık iğne yapıyoruz. Dört numarayla yapmamızın sebebi aşağısı biraz bol olsun ki dar durmasın boncukları taktığımız zaman. O yüzden dört numara tığ kullanıyoruz. Her bir deliğimize sık iğne yapıyoruz. Başa kadar böyle bütün ilmeklerimizi, yani şu sade tek ilmeğini zincirimizin içinden geçirip sık iğnemizi devam ediyoruz sona kadar. Sona geldiğimiz zaman en son ilmeğimizde, yani burada son ilmeğimizi yapıyoruz, aynı yere tekrar batıyoruz, sık iğne yapıyoruz. Yani bu köşeler, şu başlangıç yerimize de bir tane yapacağız, köşeler çift olacak. Tekrar zincirimizin diğer tarafına, yani şuna, bunu alırsak ortada biraz delik oluyor. Siz tam dibinden, yani battığınız karşılığından aynı yerden sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz. Şunları. İpimi içeriden yürütüyorum. Sık iğnemizi sona kadar zincirimizin etrafından yaparak gidiyoruz. Şimdi son ilmeğimize geldik. İlk başlangıç yerimizi oraya tekrar bir sık iğne daha yapıp ilk baştaki sık iğnenin tepesine örgümüzü kilitliyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Bu kadar. İlk başlangıç yerimiz böyle. Şimdi boncuğumuzu takmaya geldi sıra. Boncuğumuzu alıyoruz ilk başlangıçta. Şu ilmeğimizi uzatıp takıyoruz şişimize. Aynı yere takıp ilmeğimiz içinden geçirip
İkisini birden alıyoruz. Ve iki zincir çekiyoruz. Burayı tekrar göstereyim hanımlar. İlmeğimizi uzatıp boncuğumuzu takıyoruz. Aynı yere ilmeğimiz içinden, boncuğun içinden geçirtip ve orayı kilitliyoruz. İki zincir çekip milista almadan tekrar boncuğumuzu alıyoruz. Şişimizi takıyoruz. Bir boşluk bırakıp ikinci ilmeğe taktım. İki zincir çekiyoruz. Boncuğumuzu takıp şimdi bir iki boşluk bırakıyorum. Şöyle. İki zincir çekiyorum. Boncuğumuzu takıp bir boşluk bırakıyorum. İlk başta bir boşluk bıraktım, sonra iki boşluk bıraktım, sonra bir boşluk bıraktım. Sonra tekrar iki boşluk bırakacağım. Sürekli aralarda tek boşluk bırakırsak boncuklar çok üst üste bindiği için bir boşluk, iki boşluk. Öyle sırayla gideceğiz. Şimdi tekrar iki zincir çektim, boncuğumu taktım. Bir, iki boşluk bırakıp üçüncüye takıyorum. Bakın. İki zincir çektim. Boncuğumu takıp bir boşluk bıraktım. İçinden geçirdim ilmeği ve kilitledim. 1 2 Her seferinde arada tek boşluk bırakırsak bu sefer dediğim gibi boncuklar çok iç içe bindiği için 1 2 2 boşluk bir tek. İki tek. Öyle gideceğiz. Şimdi tekrar boncuğumuzu aldık. Şimdi bir iki boşluk bırakıp üçüncüye taktım. İki zincir çektim. Bir boşluk bırakıp içinden geçirerek ilmeğimizi kilitledim. İki zincir çektim. Az önce bir boşluk bırakmıştık. Şimdi iki boşluk. İçinden geçirip iki zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Bakın. İki zincir çekip boncuğumu taktım. Bir iki boşluk bırakıp üçüncüye boncuğumu takıyorum. İki zincir çekip bir tane boşluk bırakıp ikinciye taktım. İki zincir çekip bir iki boşluk bırakıp üçüncüye takıyorum. İki zincir çektim. Bu köşeye geldik. Şimdi bir boşluk bırakıp buna takıyoruz. İki zincir çekiyorum. Şimdi arada hiç boşluk falan bırakmadan direkt yanındakine batıyoruz ki köşe olsun orada. Çantamız gerdirmesin diye. Tekrar hemen yanındaki ilmeğe takıyorum. Köşeyi yaptık. Tekrar iki zincir çekip hemen onun yanındaki ilmeğe boncuğumuzu takıyoruz. Yani köşe olmuş oldu. İki zincir çekip bir boşluk bırakıp ikinciye taktım. İki zincir çektim. Şimdi iki boşluk bırakıp üçüncüye taktım.
Köşeleri de anladınız böylelikle hanımlar. Köşeye geldiğimizde her bir ilmeğe boncuklarımızı takıp köşeye olmuş oluyor. Bakın ters tarafı böyle, düz tarafı da böyle olacak. Şu şekilde. Bu köşeye kadar geleceğiz. Bu köşede de aynı şekilde 3 boncuğu yan yana sona geldiğimizde takacağız. Sona kadar geldim arkadaşlar. Şimdi aralar bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak bıraktım. Şimdi sona geldim. Şimdi çift bırakıp tek yapmıştım bir öncekini. Çift delik bırakıp şuna takıyorum. İki zincir çekip köşemiz her deliğineydi. Bakın burada zaten yapılmıştı. Hemen son ilmeğimize de yanındakine takıyorum. Boncuğumuzu iki zincir çekip şöyle. Şimdi bunun bakın şuraya değil ta ilmeğin içine şu ilmeğin içine takıp çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bir sıramızın boncuğunu tamamlamış oluyoruz. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Şu şekilde. Bundan sonrasını daha kolay. Yine her başlangıç yerimiz burası olacak. Buraya kilitledim ilmeğimizi. Bu ilk baştaki gibi çekiyorum ilmeğimizi. Boncuğumuzu takıp tekrar aynı yere ilmeğimizi takıp pardon içinden geçti. Tam içinden geçirip kilitledim üstüne. İki zincir çekiyorum. Boncuğumuzu aldım. Tekrar şu içinden ilmeğimi geçirip boncuğumu taktım. Evet arkadaşlar iki sırayı tamamlamış oldum. Şu boncuk sayımız onu da hatırlatayım sizlere 30 olması lazım bu ölçüye göre. Yani 30, 32, 34 çift gitmeniz lazım ki bu sayılarımızın denk gelmesi lazım iki tarafında. Tekli olursa bir taraf bir sayı fazla olur. Onun için 30 bu. 32 olabilir, 34 olabilir. Çantayı büyütmek isterseniz boncuk sayınız. Şimdi ikinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıraya geçtim. Buradan da göstereyim biraz sizlere. İlmeğimizi tekrar ilk başlangıçta uzatıyoruz. İçinden çıkartıp ilmeğimizi, boncuğumuzu da içinden çıkartıp bunu burada kilitledim. İçinden çıkartıyorum. Hem çok zevkli yapılıyor. Biraz boncuklar da kalın olduğu için biraz da zorlanıyoruz yapmakta ama elimize alıştığında daha zevkli yapacaksınız hanımlar. Böyle yaparak aynı yerde yine aynı birleştirme işlemi yaparak 7 sıra şuraya kadar tam 7 sıra boncuklarımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben bu çantamızı 6 sıra yaptım. Videomuz çok uzun olmaması için ben burada keseceğim sizlere göstermek için. Siz istediğiniz kadar zaten boncuklarınız 1 sıralık kalıyor. 7 sırada tamamlayacaksınız. 7 sıradan sonraki yapacağımız işlemi ben şimdi sizlere göstereceğim.
Çantamız dediğim gibi genişliğini falan istediğiniz boyda ve eninde yapabilirsiniz. Ben şimdi burada bırakacağım bunu. Üst tarafını gösteriyorum. Tığımız 4 numaraydı. 3 numaraya geçtik. Üst tarafını öreceğimiz için. Şimdi burada 4 zincir çekip mil üstü alıp aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Ve hiç zincir çekmeden mil üstü alıp diğer boncuğumuzun başına ikili trabzan yapıyoruz. Burada 2 zincir çekip 1 mil üstü alıp tekrar aynı yere batıyoruz. Mil üstü alıyorum hiç zincir çekmeden diğer boncuğumuza. İki zincir çekip tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Yani V şekli oluşturuyoruz. Bu aralarda zincir yok. Sadece tam battığımızın ortasında iki zincirimiz var. Şimdi zincir çekmiyorum. Tekrar diğer boncuğa geçtim. İkili trabzan yapıyoruz. Bu arkasında olunca gözükmüyor sanırsam. Şöyle. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Zincir çekmeden mil üstü alıp diğer boncuğun üstüne gidiyorum. 2 zincir çekip aynı yere tekrar yapıyorum. Bu şekilde. Ve sona kadar aynı işlemi yapacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Sona geldik. Şimdi bu son eklememizde direkt içine sık iğneyle ilmeksiz bağladım. Buraya ekleme yerimiz ilk başta nasıl başladık? 3 4 zincir çekip aynı yere trabzan yaptık. Yani V oldu. Mil üstü alıp bu V'lerin tam ortasına, şunlara değil tam V'lerin ortasına ikili trabzan yapıyoruz. İkinci sırada. İki zincir çekip aynı V'nin ortasına tekrar yapıyoruz. Mil üstü alıp zincir çekmeden diğer V'nin ortasına trabzanımızı yaptık. İki zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Bu şekilde olacak. Mil üstü alıyoruz. İki zincir çekip aynı ortasına tekrar batıyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızda devam edeceğiz. Burasını 1, 2 sıra veya 3 sıra da yapabilirsiniz. Ben 2 sırada bitireceğim. Şurası olmuş olacak. Ben 2 sırada bitireceğim. Sonra ayrım yapacağız. Ortada 3'er tane şunlardan bırakıp V'lerden 3 de arkaya bırakacağız.
Bu tarafta kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12 V'mizi öreceğiz. Gidip dönüp geri dönüp öreceğiz. 3 tane böyle bıraktık. 12 de bu tarafta olacak. Sonra bu tarafı böyle dönüp dönüp öreceğiz. Şimdi onu göstereceğim. Bu sırayı da bitirelim. 2 sıramızı bitirdim. Ve kilitledim ekleme yerimize. İpimizi kestik. Bunu mutlaka yakmanız lazım arkadaşlar. İçeriden sonra ilmeğimizi yürütelim. Çirkin görüntü olmasın diye. Sonra onu yakacağız. 2 sıramı tamamladım. Dediğim gibi siz 3 sıra yapabilirsiniz. Sonra bu 30 sayı, 30 tane V'miz var burada. 30 tane V'nin 3 3 ortaya, 12'şer tane de kenarlara kalıyor. Yani hemen başlayacağız. Şu kenarlardan başlayalım karşılıklı. 2 4 6 8 10 12. Yani şurası bizim yan tarafımız. Bu 3 tane de ortada kalacak. 3 tane kaldıktan sonra 2 4 6 8 10 12 de bu tarafta kalıyor. Şimdi biz 12 taneyi yapacağız. İpimizi kırmıştık. Burada tekrar bir zincir çekip tekrar buramıza başlayacağız. Bu tarafı öreceğiz önce. İki zincir çekip aynı yere devam ediyoruz. Aynı V'lerden yapıyoruz yine üstlere. Kaç tane oldu şimdi bakıyoruz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12'yi yaptık. Bu V'yi de bitirdikten sonra 1, 2, 3 zincir çekip geri döneceğiz. Yani bu tarafı yapıyoruz önce. Dönüp dolaşıp tekrar aynı V'mizi buraya yapıyoruz. 3 zincir çektim. Aynı yere mil üstüyle alıp trabzan yaptım. Tekrar V'lerin üstüne devam ediyorum aynı şekilde. Burayı anladınız sanırım hanımlar. Buraya geleceğiz. 3 zincir çekip tekrar dönüp bu şekilde yapacağız. Arada 3 tane V'miz kalacak. 1, 2, 3 tane. Sonra bu taraf 5 sıra veya 6 sıra, bu da isteğinize bağlı. Yaptıktan sonra ipimizi kırıyoruz bu tarafta. Sonra buradan 12 taneyi tekrar örüyoruz. Aynı bu tarafı ördüğümüz gibi dönüp dönüp böyle örüyoruz bu tarafı da. 6 sırada burası olduktan sonra şimdi burada göstereceğim. Videomuz çok uzun olmaması için. Şimdi ördükten sonra hanımlar, iki tarafta bitiyor. Bittikten sonra ipimizi kırmıyoruz son tarafta.
kırmayacağız. Zincirle oradan, bakın şuradan buraya. Şimdi onu ben iki tarafı örelim. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Diğer tarafı da devam edeceksiniz. Ben üst sırada bıraktım hanımlar size göstermek için. Videomuzu çekebilmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapacaksınız siz. Ben şu an sizler için 3 sırada bıraktım göstereyim diye. Şimdi bu tarafı 6 sıra yaptınız. Farz edin. Bu tarafı da 6 sıra yaptınız ve son yere geldiniz. Burada ipimizi burada kırmıyoruz. Burada 50 tane zincir çekiyoruz. Zincir, bunu 60 da yapabilirsiniz. Bu ölçüler pardon, bu ölçüler size kalmış bir şey hanımlar. Çünkü çantamızın boyutu sizin elinizde olan bir şey. Şimdi bu 50 tane zinciri bu V'lerimizin içine, bu V'ler sırayla ilk başta buna batıyoruz. Bakın şöyle olacak hanımlar. Şimdi buradan da 50 zincir çekip evet, 50 tane, hep 50 tane zincirlerimiz. Bunu hep 60 da yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi bunu çantamızı ekleme yeri düzgün olsun diye bu taraftan. Bunu da bu V'ye. Yani bu V, sonra şimdi zincir çekeceğim bakın. 50 zincir daha çekip evet. Şimdi de bu V'ye yapmıştık. Şimdi bu V'ye. Yani buranın mantığı, tekrar 50 zincir çekeceğiz. 50'yi çekip şuna takacağız. 50 çekip buraya geleceğiz. 50 çekip diğerine. Böyle yapa yapa hanımlar bütün V'lerin içine 50 tane zincir çekerek örgümüzü tamamlayacağız. Böyle olacak hepsini. Şöyle hepsini tutmuş olacağız. Ve daha sonra da bu sapın burasını yapmak için tam tutma yerini ayarlayıp aynı ipimizden dolayacağız. Sıkı bir şekilde tam tutma yerimize de ipimizi dolayacağız. Sonra çantamız bitmiş olacak. Diğer boncuklu çantamızda onu da anlatayım sizlere. Aralarda bir, o biraz daha geniş boncuklu çanta oluyor. Onu da aralarda bu her boncuğu taktıktan sonra, bakın şöyle göstereyim. Boncuğu takıyorsunuz, bir boşluk bırakıp iki tane milusta alıp bir boşluk bıraktıktan sonra yandakine 2-3 kere de çekiyorsunuz o aldığınız milustayı. Sonra boncuk. Yani onun aralarında birer direk olmuş oluyor. O direklerde 2 milüstü alıp 3 kere de çektiğiniz direkler oluyor. Her birinin arasında da birer boşluk bırakıyorsunuz. O boncuklu çantamızda değişik bir model oluyor. Mantık aynı, yukarılar aynı, her yer aynı. Sadece her boncuğun arasında birer direkler oluyor. 3-2 milüstü alıp da.
Onu da öyle yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur hanımlar. Eğer sorularınız, takıldığınız yerler olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.